Hadise geçiş kapısı olarak kullanılıyor burası. Şimdi antik çağ inanışına göre öne... Daha 1800 yılında işte Grek diyor, biz Yunan diyoruz. Yunan dememizin sebebi bunda. Ben çektim fotoğraf için su yok ya. İşte onun için dikkat edin diyor. Yok canım şu an. Yok yok açacağız koyacağız. Bak görüyor musunuz? Düzgün nasıl? Şeyi o tarafa doğru gidiyorum. Şimdiki antik havuz orada. Ondan önceki. Ben de açık oluyor. Abi burada da var. Şimdi su burada da var yani. Pamukkale tabii. Tarih boyunca Helenistik dönemde, Frikya'da, Helenistik dönemde, Roma döneminde, Bizans döneminde ve şu anda Cumhuriyet döneminde de hakikaten çok önemli bir yer burası. Önemli medeniyetler kurulmuş, çok önemli şehirler kurulmuş. Burası çok önemli bir kent. Antik dönemde çok önemli bir kentti. Şimdi tekrar o önemi keşfedilmeye başlandı. Bunlardan bir özellik, tabii jeolojik hareketler sonucunda, büyük fay kırıklıklar sonucunda kalsiyum karbonat sularının çıkmasıyla çok şifalı suları ve çok şifalı suların akabinlerinin muhteşem travertenleriyle Helenistik dönemde insanlar cezbetmiş bir sayfiye kenti, bir sağlık kenti olarak Pamukkale kurulmuş ve o dönemin insanlar orada tedavi amaçlı gelmişler, dinlenme amaçlı gelmişler, o suyun güzelliğin büyüsünü keşfetmişler ve öyle bir şey ki o günler büyük depremler, 9 sistem depremlerde oralar yıkılıp şehir yeniden kurulduğunda tabi burası cehennemin kapısı noktasında büyük fay kırıklarıyla Mağma'ya kadar uzanan hatlara o günün insanlar cehenneme açılan kapı niteliğinde diye burayı belirlemişler. Yani Pamukkale'nin her noktasında ayrı hikayeler, ayrı efsaneler var ve yaşayan efsaneler bunlar. Tabi bu efsanelerin tekrar canlı tutulması ve gelen tüm misafirlere bunların tanıtılması, öğretilmesi ve Pamukkale olan cazibenin yaşanılır bir şekilde, yoğun bir şekilde arttırılması gerekiyor. Apollon Tapınağı'nın kehanet merkezi bölümündeyiz. Burada genel adıyla buraya Ploutonion deniyor. Yani burada ölüler dünyasına geçiş kapısı var. Hades'e geçiş kapısı burada. Burada büyük bir fay kırığı var buranın altında. Çok miktarda su çıkıyor ve karbondioksit bol miktarda var. Hatta antik kaynaklarda Strabon burayı anlatırken bu çevreye konan kuşların zehirli gazdan etkilenip öldüklerini belirtiyor. İşte tesadüf olarak sizin geldiğiniz günde de bunun canlı örneğini gördünüz. Buradaki giriş 3 merdivenli bir mermerden bir giriş var. İçeride büyük bir fay kırığı var. Oradan su çıkıyor. Antik çağ inanışına göre insanlar öldükten sonra ruhlarının bu sudan geçirilerek ölüler ülkesine ulaşmasını isterlerdi. Çünkü ruh o zaman huzura ererdi. Yani Hades ülkesine geçiş kapısı buradaydı. Ölen kişinin ruhu bu sudan kayıcı Kayaron tarafından geçiriliyor. Ölüler ülkesine ulaşıyor. Ziyaretçilerin birçoğu bu bölgeye geliyorlar. Çünkü onlar için ilginç. Hatta burayla ilgili bir öykü şey de var. 1981 yıllarındaydı galiba. Bu kapının önünde bir demir parmaklık vardı. Kimse girmesin diye zehirli gazdan. 3 tane İngiliz bu demir parmaklıkları ayırmışlar. İçeri girmişler. Üçü de hemen girişin kısmında birbirlerine sarılmış olarak bulundular gazdan. Üçü de ölmüştü. Ondan sonra buraya duvar çekildi. İnsanların buraya girmemesi için.